İmam-ı Malik'ten size söyledim. Bir sual edilseydi, Medine-i Münevvere'nin pazarında, caddesinde yürürken o sual edenle beraber dönerdiler Mescid-i Nebevi'ye, abdest ederdi, gusl ederdi, iki rekat sünnette kılardı. Ondan sonra sual edeni çağırırdı bariye, gel bakalım sualindir, cevabı vereyim. Bu münasebetle de ki sual ve cevapta edep ve ihtiramı tatbik etmek lazımdır. Harun Reşid, Allah razı olsun kendisinden, Ebu Yusuf'la beraber ikileri Hicaz'a gittiler. İmam-ı Malik Hazretleri de hayattaydı. Ebu Yusuf, Hulefai Abbasiye'den üç halifenin kazısı olabildi. Ve kendisine de Kâl-ı Kulat lakabı verildi. Şimdiki asr-ı hazirde Adliye Veziri tabir edilir. Ya Adliye Müdiri Ağamı tabir edilir. O zaman Hazreti İmam Ebu Yusuf da Kâl-ı Kulat, yani bütün kazıların kazısı. İnvanı kendisine verilmişti. Özüne de gelince, uşaklığında Harun Reşid ile beraber bir yerde bir medresede okuyorlardı. Harun Reşid'in halı hoş, babası Devlemend, Ebu Yusuf de Kâri Yakub idi. Kimsesi yok idi, bir dul neneden mağada, o da fakir zuhal idi. Okumağa da gelince, Ebu Yusuf, Harun Reşit'ten daha ziyade zeki idi, daha ziyade dersine de haris idi. Sünnetullah böyledir, daima bakarsan fakir uşağı, Devlemend uşağına galebe çalar okumaktır. Devlemend uşağının parası, elbisesi, seyyarası, harçlığı, yemeği, içmeği, karyolası, işığı, kitabı, her şeyi hazırdır. Okumur. Fakirin de uşağı, ne harçlık tapar cebinde, ne konza tapar girsin, ne elbise tapar girsin. Bununla beraber imtihanda da derecesi o devlemenin uşağın derecesinden fazla olur. Böyledir. Ebu Yusuf de daima halka-i tedriste talebelere galebe çalardı. O zaman tedrisatı aynen indi ne de oturup zamanın içinde o vakit böyle tedris edilirdi. Böyle rihle, mektep filan yok idi. Müderris zamanın içinde oturup talebeler de etrafında halka şeklinde otururlardı, ulûm-i İslamiye'yi ve âlimden aklederlerdi. Ebu Yusuf derse başlar başlamaz derse hazır olurdu. Harun Reşid 5 dakika, 10 dakika bir kere geri kalırdı. Gelmesiyle beraber Ebu Yusuf'un koltuğuna girerdi. Geldi geç bakım derse kendinden de yazmışsam ben de dersimi yazdım, oraya yazardı. Ve daima indiki diğerler arkadaşım talebeler, o zaman da arkadaşlık var idi. Fakat indiki arkadaşlıktan da girdi. Aparsın saat 1'e 2'ye kadar çayhanelerde kumar oynattırsın özüne. Dersini, devrini evde bıraksın, bunlar yok idi. Nene babanı meraklı bıraksın, bunlar da girdi. Harun Reşid uzun bir zaman Ebu Yusuf'la beraber okudular. Bir gün dedi, eğer babam öldüyse, Harun Reşid dedi, ben onun yerine halife oldumsa, ben seni öz yanımda tazi ederim.
İradetullah böyledir. Sünnetullahi fillezine halev min kabli. وَلَنْ تَدِيلَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيلًا Harun Reşid'in babası vefat etti, Harun onun yerine halife oldu. Ebu Yusuf de diraseti o derece idi ki hazırlık mansabını aldı. Okuduğu sırada ki gelirdi okumaya Ebu Hanife'nin halka-i tedrisine gelirdi. İmam-ı Azam'ın gelirdi. Nenesi de ağrıca kaçardı gelirdi. Oğlum yedi. Okumaklığın sana ne faydası var? Ben bir fakir, dur bir kadınım. Gel seni bir yere bırakayım. 5-10 kuruş kesabet edesen, beni de özümle idare etiresen. Dönüp Ebu Yusuf'un nenesi, İmam-ı Azam'ın da canına kızardı. Ne dedi oğlum aldarıpsan sen? Neysen bu oğlum lan? Ne çıkarmışsan özünü halka yitirdiysen lan? Biz fakirik. Ekmeğimiz yok diye. Terk ede, terk ede bunu. Gelsin kazabet edin, ben de özünü verir. Ebu Hanife de, kimi İmam-ı Azam'dır, bilir ki Ebu Yusuf müstakbelde büyük bir alim olur. Çünkü üstad, hakiki üstad ha, böyle maaş başını bekleyip, ay başını bekleyip,